Fenerbahçe Televizyonu'ndan merhabalar. 5 Çayı programımızla karşınızdayız. Bugün konuğumuz sunucu ve oyuncu Volkan Cal. Hoş geldiniz Volkan Bey programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizi uzun zamandır tabii ki Türk televizyonlarında izliyoruz. Tabii ki şimdi özellikle televizyonculuğun ve programcılığın değişmesiyle birlikte daha çok dijitalde yaptığınız işlere tanıklık ediyoruz. Sizi ilk olarak biz tabii ki Dikkat Şahan Çıkabilir'le tanıdık. Evet. Çok eski arkadaşsınız. O samimiyet tabii ki o zaman ekranlara da yansıdı. İnanılmaz da yankı buldu yaptığınız skeçler. Evet. Herkes çok güldü. Ama tabii ki katıldığınız programlarda da böyle kendi geçmişinizi çok da anlatmadığınızı gördüğüm için sormak istiyorum. Nerelerden geldi Volkan Cal, televizyona kadar neler yaptı? Şöyle, ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'da işte Şahan'la tanışmam da ilkokul yıllarına dayanır. İşte ODTÜ Kolej'de okuduk. 89 yılında girdim, 98 yılında çıktım. ODTÜ Üniversitesi'nin içinde bir kampüsün içinde bir okulumuz vardı. 9 sene üniversite atmosferini soluyarak 18 yaşıma geldim. O dönemde çok parlak bir öğrenci değildim açıkçası. O yüzden hani üniversiteyi ODTÜ'de devam edemedik. Ama 9 sene orayı da atmosferi solumamız güzel oldu. Sonra İletişim Fakültesi Başkent Üniversitesi'ne geçtim. İşte orada 4 senelik bir eğitim. Bu arada Şahan'la görüşmelerimiz devam ederdi. Şahan da İstanbul'da tırmalardı işte istediği işleri yapmak için. Çok uzun süre uğraştı. Bir dönem ben askere gittim. O dönem işte o Dikkat Şahan Çıkabilir TV8'de patladı. Döndüm bir baktım ATV'deyim. Şahan'la beraber birlikte programa başladık. Bir anda mı oldu? Konuştunuz mu? Ne yapacağınızı biliyor muydunuz? Bir anda mı orada buldunuz kendinizi? Yani Şahan'ın tabii ilk TV8'de yaptığı iş bayağı ses getirdi. O dönemde işte ben askerden döndüm. Tabii askerden döndüğünüzde bir gözünüzün feci sönmüş olur. Bir iç dinamiğiniz biraz kaybolur. Çünkü sert ve işte 5 aylık ciddi bir askerlik. Bir de kışın Erzincan'da zorlandım. Bir ay toparlama süresi. Yazın birlikte tatil yaparken Bodrum'da. İşte ATV'ye geçiyorum. Flash transfer. İşte siz de yanımda olun. Editoryal destek atarsın. İşte birlikte oluruz. Senin mizah anlayışına çok güveniyorum. Sana gülüyorum dedi. Birlikte başladık, bir baktım kamera önündeyim. Çünkü orada öyle oluyordu. Şey, tabiatı gereği biz hani doğaçlama ve böyle hani kendi aramızda eğleniyor kafasında olduğumuz için. Bir baktım birlikte olduğumuz skeçler, devam eden işler. Ve sonra da zamanla gelen, farkında değildik tabii biz ama ciddi bir popülarite olmuş. Evet. Hani ATV'de reyting ölçülen bir kanalda bu işi yaparken. Tabii o program bittiğinde ne olduğunu şaşırdım ben böyle. Sudan çıkmış balığa döndüm. Sonuçta Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım mezunuyum. Oyunculuk mu yapacağım? Tiyatro eğitimim yok. Sunuculuk yapmak istiyorum ama onunla ilgili de bir altyapım yok derken bana Dream TV'den, müzik kanalından bir teklif geldi. Ben de müzikle çok alakalı, özellikle rock müzikle çok ilgilenen bir insan olduğum için beni de Dikkat Şahan Çıkabilir'den hatırlamışlar. İşte bir deneme çekimi yaptık. Birkaç rakibim de vardı, güzel bir sponsorumuz da vardı. Bir anda kabul oldum. Sunuculuk deneyimim başladı. Tabii ilk dönemler kameraya konuşmak çok zor geldi bana çünkü Şahan'la yaptığımız işte kamera yokmuş gibi davranıyorduk. Sonra işte ilk 2-3 bölüm yönetmenimin de yardımıyla böyle sapsarı bir benzin vardı, böyle şey, yani suratımın resmen rengi kaçıyordu şeylerdi anons çekerken. Ama sokağa çıkıyorum çok rahat. Hani interaktif işte, ne bileyim, insanları bir mağazaya götürüyorum, oradan kıyafet buluyoruz, sonra akşam ceza konserine gidiyoruz. Böyle güzel bir programdı. Onunla beraber sunuculuk kariyeri başladı. Yavaş yavaş onun üzerine de katlana katlana işte sporla alakalı NTV Spor'a Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2008 derken o kariyerim de başladı küçük küçük. Peki şimdi tabii ki ben biraz sinemadan televizyonda ilerlemek istediğim için soruyorum. Hem böyle komik işlerde sizi gördük, tanıdık, hem de ama bir korku filminde izledik. Evet, Deccal. Sonra Behzat Ç. gibi bir polisiye dizisinde yer aldınız ki son zamanların baktığımız zaman en böyle polisiye işlerde en iyilerden ve unutulmayan işlerden bir tanesiydi. Sormak istiyorum tabii, hani bunları da ayrıntılandıralım ama reklamlarda da oynadınız. Yani onlara da birkaç tane reklamda da. Evet, bir özellikle temizlik markasının reklamında sizi hatırlıyorum. Evet.
Ya böyle farklı farklı işler. Tabii ki sinemanın muhteşem bir büyüsü var. Reklamın böyle bir paket olması, bir gün iki gün içinde bitmesinin tabii, kolaylığı çok var. Daha profesyonel ve hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Dizi setlerinin tabii ki o biraz o tozu yutmanın ama hiçbir zaman da vazgeçemeyeceği bir sektör. O da çok farklı bir camia. Hangisi sizin için daha iyiydi? Hangisinden daha çok keyif aldınız? Şöyle söyleyeyim. Yani dikkat şahan çıkabilir. Evet. Çok önemlidir bu piyasaya girme sebebimdir. Belki ben de çok istemedim. Şahan'ın ısrarıyla olmuş bir şeydir. Fakat sonra benim için yani kilometre taşı Behzat Ç'dir. Evet. Çünkü ben bir Ankaralıyım. Ve bir Ankara'da Ankara polisiyesi. Bir Ankara polisiyesi ve ben o dönem başka bir projede çalışıyordum. O diziyi gördüğümde uykularım kaçtı. Yani benim nasıl bundan haberim olmaz, benim bu işe girmem lazım. Gerçekten hayatımda hiç bu kadar isteyip tırmalayıp da ne güzel. Peşine düştüğüm bir iş olmadı. Ve karşılığını da aldım. Yani o işe girdim. 13-14 bölüm müthiş bir senaryo. Oyuncular çok iyi, kadro çok iyi ve size güzel yazıldığı zaman sizin de performans yapma şansınız oluyor. Hı hı. Benim için gerçekten en eğlenerek çalıştığım iş belki de Behzat Ç'dir. Hala da Ankara'da çok ayrı bir yeri var. Ankara'ya gittiğim zaman böyle şey, sokakta hala insanlarla iletişim halindeyiz. Geçenlerde bir alışveriş merkezinde işte alışveriş yapıyoruz. Kasada işte kasiyer çocuk geldi. Behzat Ç'yi falan derken orada mı oynamıştınız? Orada telefonla konuşan bir adam, evet evet o falan diye. Böyle bir anda 3-4 kişi geldi. Konuşmaya başladık. Hala da o Behzat Ç'nin o şeyi var. Ünü havası. Üzerinizde devam ediyor. Evet, yani ben de çok mutluydum öyle bir işin içinde olduğum için. Onu hep ayrı bir yere koyarım. Hı hı. Sunuculuk futbolla alakalı dönem. O müzik kanalındaki değil, o işe girişimdi. Hı hı. Başka bir müzik kanalında, şimdi onun da karasal yayını artık yok galiba. Hani bu Taç dönen eski. Oraya da böyle bir skeç programı yapmıştım. Bunu evde denemeyin diye. Birazcık daha böyle o dönem Jackass diye bir şey vardı, hani böyle çılgınlık yapan çocuklar falan. Tabii biz Türkiye'de onu çok daha köreltilmiş ve sakin versiyonunu çektik. Sonra NTV geldi. İşte Şahan'la orada kime diyorum ben diye bir skeç programı yaparken orada insanlarla ilişkilerim dolayısıyla NTV Spor'a Euro 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası. Son 3 gün Volkan bize bir şeyler yapar mısın dediler. Ondan sonra tabii yaparım. Pasaportum var mı? Şans eseri. Fransız pasaportum da var benim. Yani yoksa başvursak gelmeyecekti büyük ihtimalle vize. Yani. Hızlı bir şekilde tamam otel bul. Otel bul, sen bul. Nasıl bulayım, ne yapacağımı bilmiyorum. Yine sudan çıkmış balık gibi 28 yaşındayım o dönem. Bir yandan da heyecanlanıyorsunuz yani. Tabii. Bir demo çekimi yaptık. İstiklal Caddesi'ne gittim. İnsanlarla röportaj yaptım. Biraz daha böyle Acun'un futbol magazin programları tarzı bir şeydi. O televole dönemlerinde. Ondan sonra çok iyisin, eline sağlık dediler. İşte hemen gidiyorsun, otel bul. Otel bulamadım. İsviçre'de, Cenevre'de çekiliyor. Gaillard diye başka bir şehirde kaldım İsviçre'ye sınırda. Yürüyerek her gün sınırı geçip Cenevre'de maçlara gidiyordum. Otellerde yer bulamadığınız için orada kalmak zorunda kaldınız. Tabii çok ciddi ve iyi isimlerle o dönem, yani futbol dünyasının çocukluğumdan beri izlediğim, çok alakalı olduğum için o insanlarla aynı takımın içinde olmak çok güzeldi. Çok gerçekten benim için güzel bir deneyimdi sunuculuk deneyimi. Üzerine de milli takımımız çok fazla turnuvaya katılamadığından yavaş yavaş iş de azalmaya başladı. Dünya Basketbol Şampiyonası 2011 Amerika ile final oynamıştık. Orada da bu arada gittiğim bütün turnuvalarda ya yarı final ya final. O şekilde öyle de bir şansım yaver gitmiştir. Ondan sonra küçük küçük zaten o spor kanalı da sonra kapandı etti derken o kariyerim de bitti diyebiliriz yani bitmiş. Ama güzel güzel bir anı güzel, kaldı. Çok şimdi güzel. Zaten hala hatırlarım. İsminizi yazdığımızda özellikle sosyal evet, medyada çıkıyor. Hala çıkıyor. Hala. O dönemde güzel böyle röportajlar gerçekleştirmişsiniz. Evet çok enerjinizi eğlenmiştim. Enerjinizi de yansıtmıştınız. Evet yani bu arada yani şöyle bir hikayesi var. Benden önce ki o zamanlar Acun da tam böyle kanalı satın almadan önce kanala format yapıyordu. İşte sen yapar mısın Acun falan demişler. Tabii ki o demiş ki benim artık başka işlerim var. Onun üzerine şans eseri sen yapar mısın dediler bana. Benim için de tabii onurdu yani sonra beni düşünmeleri ve çağırmaları. Çok güzel bir şeydi. Hala da güzel anıları vardır. Çok iyi futbolcularla örnek veriyorum. Pierre Van Hooijdonk. İşte birlikte fotoğraflar, işte maçlara gittik geldik falan. Bütün sevdiğiniz
futbolcularla bir arada olmanız, teknik direktörlerle bir arada olmanız çok gerçekten eşsiz bir tecrübeydi benim için. Yani hep yaptığınız işlere böyle baktığımızda sanırım en böyle içinizde hep böyle ayrı bir yeri olan hem Behzatçı hem de evet. Spor anlamında muhabirlik diyebiliriz, sunuculuk evet. Diyebiliriz. Yani o öyledir. Bir de bir kadın bir erkekte bir dönem işte Eda ile Burak diye komşu çift. Orada format gereği hani daha çok sesimiz duyuluyordu ve Amors'tan gözüküyorduk. İşte o da çok beğendiğim bir projeydi. Bir sene de orada işte şey çekişme yaşadık. Ana kastla. Öyle eğlenceli bir senaryoydu. O da çok eğlenceliydi. Sonra sinema filmleri. İşte bir son maydı çok. Özellikle bir dönem filmi olan Malazgirt 1071 ve evet. Hep Yek 3'ün aslında sinemaya, vizyona girip girmediğini merak ediyorum. Hep Yek 3 vizyona girdi. Fena da bir gişemiz olmadı Hep Yek 3'te. Zaten devam çünkü filmlerinde... Çünkü pandemi zamanı, pandemi öncesi pandemi çekilmişti evet, ve pandemide evet. Girememişti vizyona. Evet, evet. Biraz bekletmek olmuş. Zorunda kalmıştı. Malazgirt'i bayağı bir beklettik. Tabii o sıcaklığı kaçtı. Çektiğimiz an giremedik, öyle bir problem oldu. Ama sonra Hep Yek 4 çekildi. Orada da yer aldım. Ondan sonra onun da fena olmadı. Onu da vizyona soktuk. İşte devam filmleri genelde şey, bir kemik kitlesi oluyor. Evet. Tabii şimdi biraz daha dijital platforma satma odaklı işler yapıldığı için sinema da çok eski günlerinde değil açıkçası. Yani dünya farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Peki böyle hep popüler işlerde oynamak, o dönemin böyle esprilerini yapmak gibi projelerde yer almışsınız. Bir dönem filminde yer almak nasıl hissettirdi size? Onun farklı bir havası, farklı bir insanın içine işleyen bir durumu var. Evet, yani dönem filmi tabii çok daha meşakkatli bir iş. Yani ciddi bir sanat yönetimi var, ciddi emek var, kostümleriniz geliyor. İşte saçınız, sakalınız, daha başka karakterlere giriyorsunuz. Ben orada Georges diye bir komutanı canlandırdım. O benim için çok heyecanlı bir işti. Konya'da çektik. Şöyle bir problem oldu. İş biraz Kasım'a sarkınca tabii havalar da soğudu. Orada ciddi doğa şartlarıyla da mücadele başladı. Mücadele ettik. Savaş sahneleri çekildi. Bu arada karakterim, yani başka bir adamı oynayacaktım. Romain Diogé'nin sağ kolunu oynayacaktım. Sonra Georges diye onun rakibi, komutanı oynamam benim için çok isabetli bir karar oldu. Çünkü savaş alanlarından kurtulmuş oldum ben. Daha önce öldürülüyorum filmde, film gereği. O yüzden o soğukları ölmek arkadaşlar yerken bana orada çok iyi geldi ölmek gerçekten. Ne yalan söyleyeyim çok şey iyi oldu. Son Kasım'ın soğuğunda savaş sahnelerinde yoktum. Orada tabii ki kılıç ve at tabii, eğitim aldık. İçin, at eğitim binmek aldık. İçin eğitim aldınız sanırım. Yani şöyle tabii. At eğitimi de ciddi bir eğitim. Çok daha uzun süre belki de almak gerekiyordu. Biz bir ay gibi bir ön hazırlığımız oldu. Hani hiç attan düşmedim. Fakat şöyle bir şey oldu. At sakarlık yaptı bir kere. At düştü ben üzerindeyken. Atın ayağı takıldı. At düştü ben de altında kalmadım. Nasıl oldu bilmiyorum. Tamamen şans eseri diye evet, düşünüyorum. Evet şans eseri bir şey olmuş. Kılıç eğitimi almanız lazım. Ki şimdi çok iyi biliyorsunuz Osmanlı dizileri çekiliyor çok uzun süredir. Çok profesyonel ekipler çalışıyor. Gerçekten çok iyi eğitim veriyorlar. Bence bu konuda hiç fena değiliz. İyi durumdayız diyebilirim. Zaten Orta Doğu'da dizilerimiz pazarlanıyor. Yani hak ettiğimiz yeri buluyoruz bence. Şimdi baktığım zaman oynadığınız dizilere bir espri yeteneğinin olması gerekiyor. Doğaçlama yaptığınız işlerde. Evet, Behzatçı yani. Gibi bir polisiye dizisinde ateşli silahları kullanmanız gerekiyor. Tabii, dönem tabii. Filminde at binmeyi öğrenmeniz, işte kılıç kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Bir çok oyuncu... iyi araba kullanmanız gerekiyordu Behzatçı'da. Çünkü Erdal İnanki. Abi çok iyi şofördür ve kovalama sahnelerini biz çekerdik. Benim de fena değildir. Araba yeteneklerim küçüklüğümden beri Ankara'da büyüdüğüm için. O konuya geleceğiz. falan. Biz bayağı Erdal abiyle birbirimizi kovalıyorduk. Aksiyon sahneleri çekiliyordu. Kışın ortasında. Ve bayağı da çekiyorduk yani kotarıyorduk. Erdal abi de o konuda çok iyidir. İyi araba kullanmanız gerekiyor. Söylediğiniz gibi at binmeniz gerekiyor yeri geldiği zaman. Şu dövüş. Konuya geleceğim. Çok yönlü olmalı bir oyuncu. Tabii muhakkak. Hep kendini geliştirmeli. Geliştirmeli. Yabancı dili olmalı. Biraz o konuda hala oyuncularımız yeteri bence şeyde değil. Yeterince gelişmemiş durumda yani. Daha böyle yabancı dilimizin çok iyi olması lazım. Herkesin şakır şakır İngilizce konuşup yanına belki başka dil de konuşması eklemesi lazım ki... Daha böyle evrensel projelere de Türk oyuncularını sunabilelim. Şimdi birçok projede yer almışsınız ama bir röportajınızda oyunculuktan yeteri kadar verim almadığınızı Almadım, söylüyorsunuz. Evet. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni büyük ihtimalle
Ya gerekli lobi faaliyetlerini yapamadım. Çünkü ben genelde gidip işimi yapmayı tercih ediyordum. Sadece işinizi yaptığınız zaman da yani o işte çalışıyorsunuz, işinizi hakkıyla yapıyorsunuz ama insanların çok aklında kalan şey olmuyor esasında. Sizin senaristle, yönetmenle, yapımcıyla aranızın çok iyi olması gerekiyor. Onların hatırını sormanız, geceleri birlikte gezmeniz gerekiyor. Ben de çok o mesaiyi yapamadım belki de. Çünkü gerçekten öyle yürüyor bu işler maalesef. Ne yazık ki. İşte yani o Behzat Ç.Bitti çok ses getirdi. Ondan sonra gerekli geri dönüş olmadı. Şimdi yeni bir menajerle başladım bu arada. Hı hı. Hani belki, bu arada çok iyi Fenerbahçelidir Hasan da. Belki onunla hani bu aradığımız şeyi patlamayı yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama yani hani çok da esasında başka işlere de yönelebiliyorum. Çok da dert ettiğim bir konu değil. Ama iyi bir proje gelse içinde olmak istiyorsunuz. Özellikle sunuculuk, ben hani kolumdaki altın bilezik o diye düşünüyorum. Şimdi artık televizyonculuk da çok eskisi gibi değil. Siz de görüyorsunuz. Daha biraz daha belki işte herkes YouTube kanalında bir şeyler yapıyor. Küçük küçük. Onlara da belki başladık ucundan. İşte deniyoruz, tırmalıyoruz. Hayırlısı olsun diyelim sizin için. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi biraz da sporla nasıl tanıştığınıza gelelim. 10-11 yaşlarında biraz tombul bir çocukmuşsunuz. Evet, evet. Bu tüyoları kimden aldığınızı biliyorum sanırım. Tunç Seven'den gelen tüyolar bunlar. Evet, biz birlikte büyüdük. O tombik zamanlarımı hatırlar Tunç. O da çok iyi aslında bir sunucudur. Muhabirlikte çok iyi yapmıştır ama şimdi kariyerine editör olarak devam ediyor. Onun sunuculuğunu nasıl buluyorsunuz ben mesela? Ben sunuculuğunu iyi buluyorum ve şeyi bekliyordum yani. Hani biraz daha işin içine girseydi belki Kıvanç'tan da birazcık yükü alıp birlikte gidebilirlerdi diye düşünüyorum. Ama Tunç editöryal kısmında kalmayı tercih etti. Evet. Biz ikimiz de çok iyi Fenerbahçeliydik. O işte 103 gollü şampiyonluk ki o yıllarda... Çok sık şampiyon olamadığımız bir dönem, işte bir Gordon Milne Beşiktaş dönemi. Biz böyle çok hasta Fenerbahçeli ama istediğimiz şampiyonlukları göremeden. İşte o sanırım o Schumacher'li sezonumuz 103 gol, Veselinovic. O dönem ilk şampiyonluğumuzu gördük. Ondan sonra yine biraz daha bekledik. Siz o zamanlar 8-9 yaşlarında çocuk yaşlarındaydım. Tabii yani ben bu arada Fener maçlarında yenildiğimizde ağlıyordum, penaltı kaçırıyorduk, ağlıyordum. Basketbola da başladım o tombik dönemlerimde. Babam beni işte ODTÜ'nün kış okuluna gönderdi. Yani çocuk biraz tombik diye. Basketbolu sevdim. Bayağı da hırslı bir tipmişim. Hala da basket oynarım veteran olarak. O dönem lisanslı basketbol da oynadım. İşte böyle yenilince ağlardık. Çok hırslıydık. Fener maçları yenildiğinde ağlardım. O dönemleri hatırlıyorum. Şimdi artık eskisi kadar ağlamıyorum tabii 40'lı yaşların başında olduğum için. Ama yine çok hırslıyım. Beklentilerim çok yüksek ki zaten Mustafa Denizli şampiyonluk dönemi, ondan sonra o Alex de Souza'lı dönemimiz çok hakikaten şampiyonlukları bir o ara doyduk. Şimdi de yeni şampiyonluk geliyor onun. İnşallah. Onun ben ayak seslerini duyuyorum. Çok iyi gidiyoruz. Evet, biz de çok yürekten hissediyoruz gerçekten. Şimdi sizin bu hikayeniz çok önemli. Biz tabii ki televizyonumuzda özellikle amatör branşlara ilişkin programlar da yapıyoruz. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yaz spor okulları olsun, kış spor okulları olsun tüm branşlarda doluluk oranımız %100. Bunun üzerine de çıktığımızı gördük. Bir çocuğun kilolu olması ya da bir çocuğun içine kapanık olması, derslerine bir şekilde odaklanamaması. Bunun hep biz karşılığını ve çözümünü annelerin, velilerin, babaların sporda aramaları gerektiğini söylüyoruz. Ben de katılıyorum. Sizin kesinlikle. İçin sanırım benim çok için güzel bir çözüm olmuş. Aynen öyle yani babam beni okula yürüterek götürmeye çalışırdı. Çünkü iştahlı bir çocuktum. Yürüdüğümde de böyle söylenirdim. Of baba yürümesek artık falan. Hep yürürdük ederdik. O kış spor okuluyla beraber işte o rekabet duygusu ve inanır mısınız hani 15-16 yaşlarında basketbolcu olacağım hayaliyle yanıp tutuşan. Ne güzel. İşte ODTÜ'nün kulüp takımında ve aynı zamanda basketbol takım kaptanımızda da biz kolejin takımında da kaptanlık yaptım ODTÜ Koleji'nin bir dönem. Basketbolcu olacağım diye çok hayal ettim. Sonra boyum istediği kadar uzamadı. Ondan sonra baktım evet yani yeteneklerim var. Çok iyi şutördüm, iyi şut atardım falan ama yani boyuma göre çok daha hızlı olmam lazım. Seçim yapmam gerekiyordu. Ben de o dönem basketbolcu olamayacağım galiba profesyonel olarak diye düşündüm. Fakat hala basketbol oynuyorum. Evet. Yani benim için bir önemli aşk, olan tutku. O zaten. Evet. Basket maçı izlemeyi çok severim basketbol maçlarını izlemeyi ki yani o Euroleague
benim için şu anda NBA'den bile daha eğlenceli ve rekabetçi geliyor. Euroleague maçları benim için şey, şölen gibi bir şeydir. Tenis oynamaya devam ediyorsunuz. Tenis oynuyorum. Bu arada Tunç Seven'le Ankara Atlı Spor Kulübü'nde de tenis oynardık. Tunç benden daha iyi tenis oynardı o zamanlar. Ama Tunç şu anda bıraktı ve onu tenise de davet ediyorum. Tunç bıraktı, Tunç'un raketi bende. Ha öyle mi? Evet, Tunç geri dönmeyecek o zaman. Niyeti yok tamam. O kesin dönmeyeceği için raketini bana verdi artık. İyi güzel, o da emekliye ayrılmış şey Roger Federer gibi herhalde evet. Yavaş yavaş. Çok oldu emekliye evet, ayrılalı. Yazık, üzüldüm Tunç adına. Bir kız babasısınız. Evet. Biz özellikle kulübümüzde sporcu sayısından kız çocuklarımızın, genç kızlarımızın sayısının çok da artmasını isteyen ve onlara da destek tabii, veren. Tabii, hatta geçtiğimiz senelerde kız futbol takımında kurmuş bir spor müthiş, kulübüyüz. Müthiş bir siz hamle. Bir baba olarak kızınızın spor yapma konusuna nasıl bakıyorsunuz ve nasıl destek vereceksiniz? Kızımı bu sene ikinci senesi olacak. Tenis okuluna gönderiyorum. Tabii başta bir direniyor. Günümüzün çocukları hani evde oturayım, ekrana bakayım, hareket maalesef. Etmeyeyim böyle... Bu konuda daha meyilliler. Biz o konuda çok katıyız ve dikkat ediyoruz ki yani şu pandemi olmasaydı ekranla da çok geç tanışacaktı ama pandemi, online eğitim falan derken hı hı. Orada birazcık ipin ucu kaçıyor evet, gibi maalesef. Oldu. Şimdi ben hafta sonları iki gün tenise, başta ya baba gitmek istemiyorum dedi. Şimdi işin tadını aldı. Hı hı. Amatör branşlardan da işte bence mesela masa tenisi de oynayabilir ama tenis bilmesinde fayda var hı hı. İleride baba kız. Karşılıklı belki voleybola verirsiniz. Voleybol yani. Olabilir, fiziğe olabilir. Uygun olabilecek gibi. Yani onu işte ilgisini hı-hı. Ve neye yeteneği olduğunu keşfetmeye çalışıyoruz. Bütün çocuk sahibi veliler gibi. Şimdi tenisle başladık. Voleybola uygun bir fiziği olabilir. Basketbol oynasa keşke, ben basket oynarken yanıma geliyor. Birazcık bir şeyler öğretmeye çalışıyorum kendimce. Hı-hı. Bakalım neyi seçecek. İlgili, bakalım neyi seçecek. Ama bir şeyi seçsin yani sporla hayatı devam ederse. Onun için de iyi oluyor. Kanalize olacağı konular çok daha verimli oluyor hayatında. Dersleri de daha iyi oluyor sporla beraber. Ben hep ona inanıyorum. Peki basketbolu takip ediyorsunuz. Zaten basketbolun tabii. içinde bir çocuk olarak evet, başlamışsınız. Tabii, tabii, basketbol tabii, tabii. sevgisi öyle başlamış. Biz tabii ki çok köklü bir başarıya sahip evet, bir evet. spor kulübüyüz. Özellikle öyle. Basketbolda. Çok güzel bir Euroleague kupası müzemizde. Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanıyoruz. Bu sene de zaten sezon ilk Cumhurbaşkanlığı kupasıyla başlayacak. Tabii, yani. Ve ondan sonra önümüzde kocaman bir sezon var. Hedef tabii ki... Final Four'a kalmak tabii, ve Euroleague kupasını yani kaldırma ama siz nasıl bakıyorsunuz bu seneye basketbolda? Şimdi yani tabii basketbolda şöyle bir durum var. Gerçekten köklü geleneği olan bir kulüp artık olduk diyebiliriz. Şu yüzden ben Levent Topsakal, işte Hüsnü hı-hı. Çakırgil, Ali Ço dönemlerinden hı-hı. beri ki Fenerbahçe'yi desteklerdim. Genelde de şöyle olur biliyorsunuz. Hani diğer rakip takımlar kendi takımlarını tutmak yerine İşte başka basketbol takımlarını tutuyorlar genelde. Biz hep Fenerbahçe'yi hı-hı. tutabildik. Çünkü güçlü bir basketbol takımımız vardı. Ve Obradoviç'le beraber gerçekten çağ atladık. Yani evet. Üst üste Final Four'lar, finaller, kazanılan kupa. Geçen sene şanssızlık oldu, çok sakatlık. Ki bence takımımız çok iyi durumdaydı. İyi bir ivme yakalamıştık. Bu sene Itudis'le beraber... Ben yani Final Four'u kesin gözüyle bakıyorum. Öyle söyleyeyim size ki kupayı almamız da çok olası. Çünkü Obradoviç'ten sonra belki de gelebilecek en iyi koç geldi. Teknik direktörümüz futbolda şu anda bence alabileceğimiz ve ulaşabileceğimiz en iyi teknik direktör. Bu sene bence rahatız hocalar konusunda. Evet, futbolda harika bir 7 haftayı geride bıraktık. Evet, evet, 100. yılı Cumhuriyetimizin ve biz her branşta şampiyonluk hedefliyoruz. Futbolu takip ediyorsunuz tabii, zaten. Tabii en son 5-0'lık maçımız büyük bir keyifle yani 90+2'de hala pres yapan bir takım. Rotasyonu geniş, herkes oynamak söyleyecek istiyor. Söyleyecek çok şey var. Kim, yani çıkan üzülmüyor, işte arkadaşını teselli ediyor çıkanı, gol atınca herkes seviniyor. Evet. Yani bence bu sene o sene. Ben evet inşallah diyoruz. Takımdaki hava gerçekten harika. Çok iyi. Teknik direktörümüz harika. Taraftarımızla birlikte çok güzel gerçekten bir Alanyaspor karşılaşmasını geride bıraktık. Ben bu arada maçlara teknik direktörümüzü maçlara mı? Gelip gidiyorum ben ama bu sene kombini alamadım. Geç kaldım. İstanbul'da değildim. Ama bilet kovalayıp maçlara gelmek istiyorum. Çünkü bu sene gelmemiz lazım. Euroleague maçlarına çok niyetliyim. Ona kombini almak istiyorum. Teknik direktörümüzün ismini ben yıllarca Jorge Jesus dedim. Fakat
Doğrusunu sizden öğrenmek isterim ben. Jorge Jesus. Jorge Jesus. Evet, Jorge de diyebilirsiniz. Size eğer zor geliyorsa dedi, tamam. Kendisi basın toplantısında. Ha, öyle mi dedi? Evet, Jorge... Ben bazen Jorge Jesus da diyorum. Jorge Jesus ama kendi söylediği ağzından çıkan. Sanki böyle çıkan. Jesus, Naval evet, falan öyle Jesus biz derdi. Biz Jorge dedi, o gelmeden önce biz de öyle diyorduk ama basın toplantısında basın mensupları bu soruyu sorduğunda kendisi böyle yanıt verdi. Süper. Bu arada etkileşimi çok kuvvetli değil mi? Evet. Kulüple, her çalışanlarla, evet. Taraftarla arası çok iyi. Bence çok çok kafamız rahat olacak bu sene. Ben öyle ümit ediyorum. Evet, biz özellikle maç öncesi de yaptığımız yayınlarda böyle kendi aramızda da konuşmalarımızda evet en rahat senemiz diyebiliriz. Evet, çünkü ne çıkacak 11'i böyle çok düşünen bir taraftarız artık. Evet, ve de yani, ne olacağını çok düşünmüyoruz. Çok güveniyoruz çünkü. Yani çıkan gerçekten. Oynuyor. Evet. Yani belki 18 kişilik falan bir geniş kadromuz var ve sürekli birbiri yerine oynayan oyuncular, hiç kimse birbirini aratmıyor. Takım için çalışıyorlar. Çok iyi bence, çok verimli. Evet, çok haklısınız. Peki, sizin şimdi yaşadığınız bir şampiyonluk zamanına gideceğim. Tamam. Sene sizin biraz önce de söylediğiniz gibi 88-89 Fenerbahçe evet, şampiyon. Evet, evet. Siz bayrağınızı sallıyorsunuz. Çok böyle neşeli bir çocuk olarak. O gün için belki sizin için bir bayram. Evet, tüm Fenerbahçeliler için yıllarca öyle. Yıllarca beklediğim bir şampiyonluk. Ve o kutlama esnasında biri gelip sizin bayrağınızı elinizden alıp gidiyor ve sizi alıyorsunuz. Evet. Böyle de bir hikayeniz evet, var. Bu hikayede kaynağını biliyorum sanırım. O da Tunç Seven'den geldi. Arabayla giderken acaba kim aldı yani? Alan tabii Fenerbahçeli değildi bence. Arabalardan sarkmışız. Çok tabii o yıllarda daha rahat davranabiliyor. Şimdi çocuklarımız çok bayrak sallamıyor. Dışarı çıkıp arabadan mesela dikkat ediyoruz. Sağımızdan çıkarıyoruz. Tabii ki tabii. Ben böyle bir dışarı çıkıp sallarken çat diye elimden bayrağı kaptılar. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani üzerimdeki formayı çıkarıp onu sallamaya başladım devamlı. Çok üzüldüm tabii çocukken. Yani nasıl gider bayram? Çünkü çocuklar bayrağı da bir ayrı severler ya böyle. Tabii. Hani tutarsınız, sallarsınız çok, falan. Çok hem mutlu olduğunuz hem de üzüldüğünüz evet, bir gün evet. olmuş o gün. Aynen öyle. Bir de tabii 96 yılındaki şampiyonumuz Trabzon'u 2-1 yendiğimiz. O şampiyonlukta da Aykut ve Oğuz'un golleriyle 2-1 kazandığımız. O benim en çok mutlu olduğum şampiyonluktu çünkü son haftaya kadar şampiyonun kim olacağı belli değildi. O 103 gollü sene çünkü biraz belliydi şampiyon olacağımız. Orada da mesela çıldırmıştım. Yani sesim kısılmıştı, sabahlara kadar eğlenmiştik. Bir hafta, iki hafta o mutluluğu yaşamıştım. Belki o yıllarda daha da yoğun yaşıyorsunuz tabii. Daha böyle aklınıza gelen çok mutlu olduğunuz bir anı soracaktım. Siz bunu anlattınız. Evet, o gerçekten yani o Oğuz ve Aykut'un Avni Aker'de attığı iki gol. bir de Alex ve Semih'in attığı goller deplasmanda Güzide rakibimizle oynarken ilk maçta ona da çok sevinmiştim. Hepsi gerçekten birbirinden güzel anlardı evet, Fenerbahçe taraftarları için. Arabalara ilgi ne zaman başladı? Arabalara olan ilgim, tabii şimdi Ankara'da yaşadığım için Ankara'nın da otosanayisi gerçekten güzeldir. Ben de küçükken özellikle 12-13 yaşında işte erkek çocuğu arabada bas baba bas yarışalım, onu geçelim, bunu geçelim. Hep bu şekilde böyle arabada babamı terörize edip hızlı araba kullanıp tehlikeye atmasını istiyordum bizi. Babam da daha sağduyulu bir insandı. Çok, ne kadar güzel. Çok zorlamazdı. Ben de hep böyle üzülürdüm ya tüh onunla yarışamadık, bununla yarışamadık falan derken işte 17-18 yaşından itibaren ehliyeti almadan tabii böyle bir kaçak araba kullanma dönemleri oldu. Böyle bir yanlışlarımız da oldu. Onları da hallettik. Ama ben her zaman çok arabacıydım. Yani böyle işte arabaların beygirleri, işte torkları, efendime söyleyeyim yok sürtünme kat sayıları falan böyle çok ilgiliydim arabayla. Sonra araba sahibi oldukça da yavaş yavaş tabii üniversitede aldığınız arabayı Ankara'da tatsız bir şekilde modifiye etmek, işte böyle yere bastırıp egzozlar takmak falan. Yani şimdi tabii yapmayacağım işler bunlar ama o dönemler daha heyecanlanıyorsunuz böyle gürültü çıkarıyor araba. Daha heyecanlı yıllarınız. O yıllardan bugünlere devam eden bir tutku araba. Yani yatırımımı genelde arabaya yapıyorum ben. Hani böyle elimden geldiğince bütçem yettiği kadar şey modeli yenileyim, şunu alalım. Herkesin i̇şte, yatırım şeyi farklı, evet. farklı oluyor. Ben arabada tutuyorum. Siz biraz da şimdi arabaya olan bu tutkunuzla televizyonculuğu da birleştirip YouTube'da çok güzel videolar çekiyorsunuz. Yani şöyle birinin aklına bir şey takıldı, bir marka arabada. Ne diye bakar olduk YouTube'da evet, şimdi. Evet. Siz evet. de bu tarz konularda soru işaretlerine cevap oluyorsunuz, yanıtlıyorsunuz. Şöyle oldu, yani biz Ozan Özcan, benim Ankara'dan arkadaşımdır ama Ankara'da değil, biz İstanbul'da tanıştık. O da eski
televizyonculardan, yani sunuculuktan tutun da oyunculuk deneyimleri Hayalet Dayı'da da oynamıştır ve ben o filmin galasında onunla tekrar denk gelmiştim. Çok da beğenmiştim. Şimdi böyle bir kendi şirketi var. Markalara reklam yapıyor sosyal medya için. Ozan'la bir gün buluştuk ve dedik ki Volkan seninle bir şeyler yapalım istiyorum ben. İşte ne yapabiliriz? YouTube'a mı yapsak? Ben bugüne kadar hep YouTube'a bir şeyler yapmak istedim ama işte biri dijital platforma satıldı, biri televizyona satıldı. Yapalım mı? Yapalım, tamam, ne yapalım? İşte bence budur konsepti. Yemek deneyelim. Çok yapılan bir şey bu arada ama bu biraz daha farklı olsun derken işte bir programın bir kısmında ben ona önerilerde bulunuyorum. Gel seni bir yerde yemek yedireceğim. Ben tabii hemen onu Maslak Otosanayi, üzerine oradaki bir pideci. Orada işte arabalarla ilgili. Ozan biraz arabalardan sıkılıyor tabii ben çok araba konuştuğum için. Ondan sonra gel ben seni şu pideciye götüreyim. Bence bu pideci daha iyi derken şu anda 4 bölüm yayınlandı. Emekleme döneminde olan bir kanalımız var Bence Budur diye. Formatta küçük değişiklikler yapmayı planlıyoruz. YouTube'un tabii kafası çok farklı. Garip bir algoritması var. Devamlı içerik paylaşmanız gerekiyor. İşte çok yorum yapılması lazım, beğenilmesi lazım. İşte YouTube o zaman onu önermeye başlıyor. Çok başka bir kafa. Evet. Yani siz de televizyoncusunuz, ben de televizyonculuktan gelmeyeyim. Adapte olmaya çalışıyoruz. Sınırlarını siz belirliyorsunuz, o çok güzel. Biraz daha özgür olabiliyorsunuz. Ama önemli olan bir sponsor yakalamak tabii burada, onu paraya çevirebilmek için. Şimdi kanalı biraz daha geliştirip bir sponsor bularak yavaş yavaş orada da başarıya ulaşmak istiyoruz. Yani iki erkeğin yaptığı, içinde arabanın, yemeğin ve belki bazen çok, futbolun, evet, basketbolun konuşulduğu konuklarla birlikte... Çok erkek programı mı oluyor acaba diye de bazen korkuyoruz. Öyle bromance dedikleri böyle erkek erkeğe. Yani arabayla çektiğiniz özellikle küçük videolarınızda tamamen zaten öyleydi. Evet, yani... Bunda tabii ki konuklarla, bence budur da biraz konuklarla belki kadın kitleyi de yakalayabilirsiniz. İşte onu deniyoruz. Bir de konuklara işte genelde şimdi ikimizin de bu dünyadan tanıdıkları olduğu için televizyon dünyasından çok fazla oyuncu arkadaşlarımız da geliyor. İşte onlara mesela sansasyonel bir şey anlatmasını istiyoruz isim vermeden. İşte bir gün bir dizide oynarken şöyle bir adam vardı ve karakteri iyi bir adam değildir, kötü bir adam olduğunu da kabul ederdi diye mesela birinden bahsediyor. Biz de kim olduğunu bilmeye çalışıyoruz. Güzel. Bazen biliyoruz, bildiğimiz onları yayınlamıyoruz. Hani izleyiciye bırakıyoruz kim olduğunu anlasınlar diye. Öyle biraz dedikodunun da işin içine girdiği, belki de sansasyon olması gerekiyor YouTube'da bir şeyler olması için. Biraz sansasyon yaratmaya çalışıyoruz bu aralar. Evet, YouTube'da, televizyonda böyle şeyler evet, daha öyle şeyler ilgi çekiyor. İsteniyor yani gerçekten. Maalesef. Belki televizyonda magazin programları da şu anda YouTube kanallarından içerik çekip haber yapabiliyorlar. Öyle çok değişik bir dünya şu anda. Hayırlı olsun diyelim Bence Budur için. Bence Budur evet, yani insanların üye olup, abone olup yorum yapmaları bizim için çok önemli. Abone olsunlar o zaman Bence Budur'a. Abone olursanız sevinirim. Genelde o kısım da çok zor oluyor tabii YouTube'da. Ben de şu anda abone olayım hatta. Şuradaki kutucuğa beğenin, işte yorumlara yağdırın falan şeklinde hep böyle bir talep oluyor. Biz o kısmını çok sevmiyoruz tabii ama insanların... Arama yapmışım. Tabii ki de arama yapıp sizinle ilgili araştırma yapmak için. Tabii, aramada hemen programcılığın kuralıdır o. İkinci sırada çıkıyor ve ben şu anda Bence Budur'a abone süper, oldum. Süper. Biraz yorum da bekleriz ama. Güzel tamam, yorumlar, tamam. Kötü yorumlar. Ama eleştiririm. Yorum eleştiri daha iyi. Peki o zaman. Bundan sonra ne yapacak Volkan? Bundan sonra şimdi oyunculuk dışında da ilgilendiğim işler çok oldu tabii mecburen. Çünkü yani para kazanmamız gerekiyor. Sadece oturup da bir dizi gelsin, yeni bir proje gelsin beklentisi içinde olmak dışında. Ama şimdi işte Hasan Güngör'le, yeni menajerimle bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş da saldırmaya başladık piyasaya. Onun dışında YouTube kanalı bir yandan küçük küçük... Emlak dünyasına belki girebilirim. Arkadaşım çok ısrar ediyor. Kendisi de emlak kralı olduğunu düşünen, böyle şey, bu işe çok gönül vermiş, yıllarını vermiş biri. İşte çevren geniş, sen de yap diyor. Küçük küçük belki o işe de başlayabilirim bir yandan. Bir dönem bir kahvaltıcımız vardı, o işleri yaptık eşimle. Bir ortağım vardı, Fransızca kursu açtık falan. Ben deniyorum, tırmalıyorum, tırmalıyorum. Farklı sektörlerde yer farklı aldım. Sektörlerde yer aldım. Yani Fransızcam çok iyi olmasa da bu işi bilen bir insanla bir işte bir dönem küçük bir kurs gibi bir şey de açmıştık. Umarım sizin için çok güzel olur. Ben de ümit ediyorum sizin programınızda
aynı şekilde devam eder. Çok keyifli izlediğim bir program. Bu arada bize bu güzel sohbetimizde Treble'u 42 çay eşlik etti. Evet, çok güzel bu arada, beğendim. Evet, artık zaten özellikle Fenerbahçe taraftarları ve bizler Treble'u 42 içiyoruz evde ve iş yerimizde. İçerken bizi hatırlayın diyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür çok ediyoruz. İncesiniz. Karadeniz'in en genç çay bahçelerinden üretilmiş ve gerçekten birbirinden de güzel çeşitleri de olan, özellikle Fenerbahçe taraftarları için de şu anda marketlerde de yerini almış sarı lacivert kutularıyla tercih edebilirsin. Çok teşekkürler. Yani soğuk kış günleri için birebir diyorsunuz. Evet. Ben de çok beğendim. Evde de deneyeceğiz. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, 5 ayında konuğumuz oyuncu ve sunucu Volkan Cal'dı. Biz güzel sohbetimizi geride bırakırken sizlere hoşça kalın diyoruz.